bütün hizmetlerimizin, kamu hizmetlerinin asıl amacı buradaki vatandaşlarımızın hem yaşamını kolaylaştırmak hem de gönüllerini kazanmaktır. Eğer hizmet olarak yapmış olduğumuz işler hem vatandaşlarımıza, yaşlılarımız, engellilerimiz başta olmak üzere toplumumuzun büyük kesimlerine, çocuklarımıza, gençlerimize dokunmuyorsa, onların gönüllerine dokunmuyorsa, bu yapılan yatırım, bu yapılan iş akamete uğrar ve amacına ulaşamaz. Bizler de önceliği insana verdik. Önceliği buradaki vatandaşlarımıza verdik. Buradaki vatandaşlarımızın hem kendileri için, hem çocukları ve gençleri için, hem yaşlısı ve engellileri için neler yapabiliriz, ona göre hareket ediyoruz. Bu kapsamda eğitim bu bölgede çok öncelikli bir konu. Niye çok öncelikli bir konu? Tabii bütün ülkemizde, dünyamızda öncelikli bir konu ama burada daha fazla öncelikli. Çünkü burada malum bölücü terör örgütü var. İdeolojik olarak da askeri olarak hamdolsun son 2 yılda yapılan başarılı operasyonlarla artık başlarını kaldıramaz hale geldiler ama ideolojik olarak daha yapılması gereken çok çalışma var. İdeolojik olarak terörün burada bitirilmesi ve yok edilmesi açısından bizim üzerimize büyük görevler düşüyor. Nasıl ki silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, Mehmetçiklerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla fedakarca mücadele ediyorlarsa bizler de kalplerdeki son fitne ve fesat tohumları ortadan kaldırılıncaya kadar sevgiyle, muhabbetle, saygıyla, hoşgörüyle çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok değerli, çok önemli. Buradaki aileler ve ülkemiz açısından çok değerli. Bunların üzerine düşüyoruz. Gençlerimizi kazanmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi daha güzel bir geleceğe, terörden uzak, şiddetten uzak ve bilim içerisinde ahlaklı ve milli ve manevi hassasiyetle büyümesi açısından çok üzerinde durduğumuz projeler var. Bunların başında Okumak Altındır projemiz geliyor. Okumak Altındır projemiz Türkiye'de şu an hiçbir yerde uygulanmıyor Beytüşşevak haricinde. Sadece Şırnak'ta değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde uygulanmıyor. Bu proje çocuklarımızı okumaya sevk eden bir proje. Bizler bu proje kapsamında kitaplarımızı bedava bir şekilde alıp ücretsiz olarak çocuklarımızın okuduğu okullara koyup buradaki kitaplardan 5 tanesini güzel bir şekilde okuyup, özetleyip, daha sonra bizzat bana gelerek özetlediklerinde, anlattıklarında bir tane çeyrek altın almaya hak kazanıyorlar. Diğer bir konu da gençlerimizi tabii ki hem okumaya sevk ediyoruz hem de tabii ki bunlar genç. Enerjileri yüksek, spor yapmaları lazım. Spor yaparak enerjilerini dışarı aktarmaları lazım ve sporla haşir neşir olarak şiddetten uzak olmaları lazım. Belediyemizle beraber yapmış olduğumuz bir çalışmayla bütün okullarımıza spor altyapısını güçlendirmek adına spor malzemeleri alarak dağıttık. Ve bu çalışmalarımız devam edecek. Bunlar bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreçte de bu gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarımızın kalitesini ve sayısını artırarak yolumuza devam edeceğiz.